yapmaya yeteneği falan daha da yapabilir. Falan olsun. Ne ...50 dakika boyunca Hasan tüm dolaşımı durduruldu. Kanı bir kalp akciğer makinesinde topladık. Hastanın o sırada 18 dereceye kadar soğutulmuştu. O durumdayken ameliyatımızı yaptık, yırtığı onardık. Ardından tekrar makinede toplanan kanı hastaya vererek dolaşımı tekrar başlattık. Yavaş yavaş da hastayı ısıtmaya başladık. Herhangi bir kanamamız olmadı. Daha sonra rutin işlemleri tamamlayarak hastayı kapattık, yoğun bakıma aldık. Daha sonra da hasta yoğun bakımdayken uyandı, ekstübe ettik. Servise aldık. Şu an herhangi bir sıkıntısı olmadan takiplerine devam etmekteyiz. Tamamen kalp ve evet tıbben öldü diyebiliriz 50 dakika boyunca. Daha sonra tekrar yani ameliyat tekniği olarak durması gerekiyordu. Daha sonra tekrar çalıştırdık. Bir sıkıntı olmadı. Mekke kıyıyordu, şöyle Mısır. Bir de çocuklar yukarı evdeydi. Evlerimiz ikişer kadar yazar, belediyesi deriz. Ondan sonra çıktım. Yürü ölüyorum dedim, bir ağrı girdi. Kalbiniz mi? Hı, kalp. Tamam. Ben askerliği de zaten 3 ay yaptım. Askerde kalp birbirine çatmıyor dediler. Benim ta oralardan hareket. Evet. O Adana Hastanesi'nde bir şey yaptım. Ondan sonra buraya heyete geldim. Bu hastalık benim 18 yaşından beri ileri dolmuş. Rahatsızlığınız vardı o zaman. Garip rahatsızlığımız vardı. Gittim, şimdi seninle gidemiyorum, daralıyorum. Hastanede bir bunların bir şey ettiğini baktım, hiçbir şey öğrenemedim. Yatırka. Şimdi dondurduk dediler ya. Ben dedim bıçak çalarsanız aman abi ben şey de kurmam, benim çocuklarım daha bir şey görmedi, yeni talebe böyle dedim. Şey ise etmeyelim dediler. Yok edeceğiniz, ben dedim buradan çıkarsanız ölürüm ben bir daha. Hiçbir şey duymadım yani, sızıltı. 1,5 saat ben böyle ölü hiç şeyim, dünyadan bir şeyden haberim yok. Ben yani bıçak çalık da vuracaklar olduğu yerde zaten de etim acırdı. Nasıl hissediyorsunuz şimdi kendinizi? Şimdi iyiyim abi. Hemen hemen işe geliyorum bak. Yoğun bakımdan da 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra dün çıkarttık. Şu an durumu gayet iyi, stabil.